İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Yedikaleli Şahköy'ü tamamen boşaltılmış durumda. Ermenilerin zaferinin ve bekasının sembolü Berzor'un kurtuluşunun 29. yıl dönümü. ABD Başkan Danışmanı Aliyev ile yaptığı görüşmede sınırdaki askeri hareketleri sorumsuz ve kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Azerbaycan askerlerini Nahçıvan'dan Sünik sınırına taşıyor. Karaşamb'ın Kupası, Tarihin 40 Yıllık Tanığı başlıklı animasyon video Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nde. Türkiye en fazla aydının hapiste olduğu 3 ülkeden biri. Türk barbarlar Ermeni medeniyet mirasını tekrar yok ediyor. Opera ve balet tiyatrosu solistleri 29. Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak. Şahköy'ü Batı Ermenistan'ın en bereketli köylerinden biriydi. Ama şimdi herkes bir yerlere savruldu. Geçmişte kilise çanları çalardı. Şimdi kilise sessiz. Köy boşaltılmış durumda. İnsanların meyve bahçelerinde çalışmalarına bile tahammül gösterilmiyor. Çünkü Türkiye parlamentosu 1998 yılında bir göç komisyonu raporunu kabul etti. Bu rapora göre Türkiye devleti 1990'lı yıllarda 4000'e yakın köyü ve mezrasını boşalttı, yaktı veya yıktı. Yedi kalesi olan bu köyün geçmişi Asur İmparatorluğu dönemine kadar gidiyor. Köyün dört bir yanında Batı Ermenistan'da binlerce yıldır yerli Ermenilerin varlığının açık tanıklıkları olan kaleler, taştan oyma su sarnıçları ve mağaralar, binlerce yıl öncesinden yapıldığı belli olan taştan merdivenler ve kayalara oyulmuş heykeller yer alıyor. Kalelerin birinde 365 oda, kalenin içinde savaşlardan korunmak için yapılan taştan oyma mağaralar bulunuyor. Köyde iki pınar var. Bunlardan birisinde soğuk su, diğerinden ise sıcak su akıyor. 1994 yılında Şahköy'ü boşaltılınca ailelerin %80'i Cizre şehir merkezine yerleşiyor. Diğer kısmı başka ülkelere dağıldı. Yaklaşık 30 yıl önce bugünlerde Azerbaycan ordusu Sovyet ordusunun desteğiyle Halka adlı askeri operasyon çerçevesinde ayrıca Şuşi'nin Berdazor bölgesindeki 4 köyün Ermeni nüfusu da tahliye edildi. Tüm erkekler tutuklandı, Şuşi ve Laçin'e götürüldü. Ailesiyle birlikte Yerevan'dan Özköy'üne taşınan ve savunma eylemleriyle uğraşan Anuşavan Grigoryan evinin bodrum katında ateşli silahla öldürüldü. Hamile karısını savunduğu için öldürüldü. Türkler, Berdazor'un Öz Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Arno Mıgırdıçan'ı ve Yekzahoh köyü sakinlerinden biri olan Hıraç'ı Bakü'ye götürdü ve işkence ederek öldürdüler. Bir yıl sonra halkımızın zaferi gerçekleşti. 8-9 Mayıs 1992'de Şuşi kurtarıldı. Berdazor halkı 17 Mayıs'ta evlerine döndü ve 18 Mayıs'ta Türkler Laçin ve Zabuh'dan ayrıldı. 29 yıl önce 18 Mayıs'ta Artsakh hareketinin birlik çağrımız gerçekleşti. Karayolu açıldı ve Artsakh ile vatan arasındaki bağlantı kolaylaştı. Bir yıl sonra Artsakh'ın Sünik'ten ayrılan Hakkari Nehri'nin tüm havzasını da kurtardık. 2 Aralık 1993 tarihinde Artsakh Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin aldığı kararla idari merkezi Laçin olarak ve tarihi Berzor adını alan Artsakh'ın 7. bölgesi Kaşatağ oluştu. 1994'ün ilkbaharında ilk sakinleri yeniden yerleşmek için Berzor'a döndü. 2020 yılındaki savaşa kadar Kaşatağ bölgesinde 52 ortaokul vardı. 54 köyden 4'ü Berzor, Kovsakan, Miçnavan ve Voratan kentsel yerleşimlerdi. Yıllar boyunca Kaşatağ halkı 25 bin hektardan fazla bir alanda hayvancılık, arıcılık ve ziraat ile uğraştı. Kurtuluştan sonra tanıkları düzinelerce kilise ve şapel, yüzlerce haçkar ve mezar taşı, kaleler ve yerleşim yerleri, köprüler ve kaynaklar, değirmenlerin olduğu vatanımızın tarihini inceleme fırsatı oldu. Tarihi Kaşatağ adı tesadüfen seçilmedi. Durumun değişmesinin üzerinden yarım yıl geçti ve 30 yıl sonra vatanımızı tekrar düşmana bıraktık. Sadece bir kez daha tarihi vatanımızın sahibi olacağımızı umut edebiliyoruz ve Berzor'un kurtuluşu halkımızın şanlı sayfalarından biri olarak kalacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan,
Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmeleri sırasında Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kafkasya'da barış, güvenlik ve refah tesis etme taahhüdünü yeniledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında son zamanlarda yaşanan gerginliklerden duyulan endişe dile getirilerek belirlenmemiş sınırlara yakın askeri hareketlerin sorumsuz ve kışkırtıcı adımlar olduğu vurgulanmış, iki taraf arasında devam eden temaslar ve iki liderin ihtilafın barışçıl çözümüne olan bağlılığı memnuniyetle karşılanmış olduğu belirtildi. Uzmanlara göre Azerbaycan aynı anda birkaç yönden başlatılabilecek bir saldırıya hazırlanıyor. Gözlemciler Azerbaycan askeri teçhizatının Nahiçevan bölgesine transferini kaydetti. Böylelikle Azerbaycan ordusu aynı anda iki yönden Ermeni topraklarına taarruz edebilecek. Azerbaycan birliklerinin hareketini kaydeden video çekimde zırhlı araçlar, sahra topçuları ve askeri kamyonlar görüntülendi. Tüm bu silahların sadece savunma amaçlı değil, saldırı amaçlı da kullanılabileceği aşikardır. Ermeni tarafının sınıra yakın herhangi bir agresif önlem almadığı göz önüne alındığında saldırıya kimin ilk başlamaya hazır olduğu ortaya çıkıyor. Ermenistan'ın Tarih Müzesi, Uluslararası Müzeler Günü çerçevesinde Karaşamb'ın Kupası, Tarihin 40 Yıllık Tanığı adlı animasyon klibi sunuyor. Klip, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından hibe programı çerçevesinde 2020 yılında hazırlandı. Bu haber, NÜS-AYM Bakanlık tarafından aktarıldı. Videoda dünyada eşi benzeri olmayan sadece bir ilk örnek olarak kabul edilen ve Ermenistan Tarih Müzesi'nde saklanan kupa tanıtılıyor. Kupa, Kodak bölgesinin Karaşamp yerleşimindeki Orta Tunç Çağı mezarlarından birinin arkeolojik kazı sırasında arkeolog Vahanovan İsen başkanlığında bulunmuş ve M.Ö. 22-21. Yüzyıllara atfedilmektedir. Bu eşsiz eserin üzerine antik ritüel sembolik süslemeler oyulmuş. Uluslararası PEN Yazarlar Birliği'ne bağlı PEN Amerika yayınladığı 2020 yılı yazma özgürlüğü raporunda dünyada en fazla aydının hapsedildiği 3 ülkeden birinin Türkiye olduğunu açıkladı. Rapora göre geçtiğimiz yılki sıralama bu yılda değişmedi. Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye dünyada en fazla aydının hapiste olduğu 3 ülke olarak sıralamadaki yerini 2020 yılı raporunda da korudu. Rapora göre Türkiye'de 25 aydın, akademisyen ve yazarın hapiste olduğu bildirildi. Dünyada ise 273 aydın yazar ve akademisyenin hapiste olduğuna dikkat çekildi. Kafkasya Mirası İzleme Sitesi'nin raporuna göre işgal edilmiş Şuşi'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık Ermeni mezarlığını kısmen tahrip etti. Şehre giden yolun batı tarafındaki kısım site kompleksinin inşası için yerle bir edildi. Yolun her iki tarafındaki büyük mezarlıkta 1834'ten 1920 tarihine ait olan 18 mezar taşı, 12. ve 13. yüzyıllardan kalan iki haçkar, soylu Ermeni ailelerinin, meliklerinin mezarlıkları yer almaktaydı. Türk barbarlarının atalarının bu soylu mezar taşlarının yerleştirilmesinden sadece 6 asır sonra Şuşu bölgesinde ortaya çıktığını hatırlayalım. Alexander Spandaryan adlı Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun önde gelen solistleri Liparit Avedisyan, Hasmik Torosyan, Kim Sarkisyan, Marim Ofsisyan 29. Uluslararası Müzik Festivali'nin açılış gala konserinde sahne alacak. Orkestra şefi Vasili Sinayski. Army Press'in haberine göre konser akşamı 22 Mayıs'ta St. Petersburg'daki Mihailovski Sarayı'nın Rusya Federasyonu Devlet Müzesi'nde gerçekleşecek. Festivalin sanat yönetmeni Rusya Federasyonu emektar sanatçısı Maria Safaryans'tır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Doni Yar adlı eseri sunuyoruz. Oh, boy, you think I'm a boy? Hurry, don't, 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 don't,
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.